TYT Kimya Soru Bankası'nın çözümlerine ikinci modül 23. testle devam ediyoruz. İlk soruyla başlıyoruz. Bir diyagram sorusu. Doğru yanlışları takip ettiğimizde nereden çıkıldığı soruluyor. %100 saflaştırma gerçekleşmeyebilir. Doğru bir ifade her zaman %100 ayrışma olmayabilir. Karışımlardaki ni sormuş. Kimyasal yolla yapılır. Yanlış. Fizikseldir. Sıvı sıvı karışımlar süzme ile ayrılabilir. Sıvı sıvı karışımlar süzme ile ayrılamaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Üçüncü çıkışa ulaşılır. Cevap C'dir. Bize karışım ve ayırma yöntemi verilmiş. Hangileri doğru olarak verilmiştir? Nikel, demir, ikisi de mıknatısla çekilir. Bu yanlıştır. Mıknatısla ayıramayız. Etil alkol, su ayrımsal damıtmayla ayrılır. Bu doğrudur. Pirinç ve taş ayıklamayla ayrılır. Bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3'tür. Şöyle yapalım. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıda etil alkol su karışımına ayırma düzeni verilmiştir. Yanda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Etil alkol ile su ayrılıyorsa arkadaşlar ayrımsal damıtma düzeneğidir ki burada verilen ayrımsal damıtma düzeneğidir. Kaynama noktası farkından yararlanılır. Doğru. Toplama kabında öncelikle su toplanır. Etil alkolün kaynama noktası daha düşük olduğu için öncelikle etil alkol buharlaşır ve toplama kabına alkol geçer. Bu yanlıştır. Düzeneğin adı ayrımsal damıtma düzeneğidir. Doğru. Soğutucu kısmında gaz haline geçen bileşen yoğunlaştırılır, soğutularak sıvı hale getirilir. Etil alkol su karışımını %100 verimle gerçekleşmez. Çünkü etil alkol buharı içine bir miktar da su buharı kaçacaktır. O nedenle %100 ayırmanız mümkün değildir. Dördüncü sorumuza geldik. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılabilir? Tanecik boyutu farkı kullanılır. Erime noktası kullanılır. Kütle kullanılmaz. Çözünürlük farkı kullanılır. 1, 2 ve 4'tür arkadaşlar. Cevap D'dir. Beşinci sorumuza geldik. Yukarıda bazı karışımlar ve bu karışımların hangi özellik farkından yararlanılarak ayrılacağı verilmiştir? Buna göre bu bilgiler doğru yanlış şeklinde takip edildiğinde hangi rakama ulaşılır? Diyalizde tanecik boyutu farkı kullanılır. Doğru. Talaş kum öz kütle farkı. Bu da doğru. Birinci bir nolu çıkışa ulaşılır. Cevap A. Altıncı sorumuza geldik. Altıncı sorumuzu da şurada çözelim. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri homojen karışımları ayırmak için kullanılır? Homojen karışımları ayırmada kullanabileceklerimiz. Çözünürlük farkını heterojen karışımlarda kullanıyoruz. Olmaz. Öz kütle farkını yine heterojen karışımlarda. Kaynama noktası farkını etil alkol su karışımı gibi çözeltilerde kullanıyoruz. Bu durumda cevabımız C'dir. Yalnız 3. Yedi ile devam edelim. Ne denilmiş? Aşağıda verilen karışım türleri ve karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi hatalı verilmiştir? Kum su süzmeyle ayrılır. Doğru. Tuz su basit damıtma. Bu da doğru. Demir tozu kükürt, mıknatıs demir tozunu çeker. Benzin su ayrımsal damıtma. Benzin su ayırma hunisi olur arkadaşlar. Bu yanlış. Tuz ve şeker her ikisi de aynı çözücüde çözünebilen katılar. Ayrımsal kristallendirmedir. Sekiz ve dokuz aynı anda ikisini de şöyle çözebiliriz. Çakıl, kum ve tuzdan oluşan bir karışımı ayırmak için. Çakıl arkadaşlar öncelikle eleme ile ayrılabilir. Eleme ile olaya başlarız. Elemeden sonra suda çözme. İkinci olarak C olur. C, A, C. Suda çözdükten sonra süzüp buharlaştırırız. Süzdüğümüzde kum ayrılır. Elde edilen tuzlu sudan da su buharlaştırılınca tuz elde edilir. Cevap A'dır. Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinden hangileri
Katı sıvı homojen. Katı sıvı ise arkadaşlar basit damıtma ile ayrılır. Ayrımsal damıtma tuz, şeker gibi katı katı karışımlarda kullanılır. Süzmede katı sıvı veya katı gazda kullanılır. Bu durumda cevabımız yalnız birdir. 10. soruya geçtik. Karışımların ayrıştırılması fiziksel bir olaydır ve her zaman %100 verimle gerçekleşmez. Katı sıvı nokta nokta karışımlar ayırmak için süzme diyorsa arkadaşlar heterojen olması gerekir. Heterojen. Nerede bıraktık? Sıvı sıvı karışımları ayırmada ayırma hunisi kullanılıyorsa yine heterojen olması gerekir. Homojenlere eliyoruz. Bunu zaten elemiştik. C veya E kaldı. Alkol su karışımı kaynama noktası farkıyla cevabımız çıktı. Ama yine sonra da bakalım. Ve bu yönteme ayrımsal damıtma denir. Cevap E'dir. 11. Yine hangi çıkışa ulaşılacağı soruluyor herhalde. Gülden esans elde edilmesi yöntem olarak ekstraksiyondur. Naftalin su da çözünmez. O nedenle süzmeyle ayrılır. D çıkışına ulaşılır. Cevap D'dir. 12. Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinden hangilerinde tancık boyutu farkından yararlanılır? Savurmada öz kütle farkını kullanıyoruz. Flotasyon yine yüzdürme öz kütle farkıdır. Basit damıtmada kaynama noktası farkıdır. Hatalı sorulmuş arkadaşlar. Bunu unutabilirsiniz. Tancık boyutu hiçbirinde yok. 13. Yukarıda verilen karışımlardan hangileri çözünürlük farkı ile bileşenlerine ayrılır? Tuz, şekerde çözünürlük farkı kullanılır. Alkol, eter, kaynama noktası farkı kullanılır. Bunu da eleyebiliriz. Talaş, kum, öz kütle farkı kullanılır. Bu da olmaz. Ayrıştırılamaz olanı sormuş. 1 ayrıştırılıyor. 2 ve 3 ayrıştırılamıyor. Cevabımız D. Şurada 14. sorumuzu da çözelim. Karışımlar ve ayırma yöntemleri verilmiş. Karışımların hangilerinin karşılığında verilen ayırma yöntemi doğrudur? Tuz ve şeker her ikisi de aynı çözünebilen katılardır. Ayrımsal kristallendirme olur. Şeker su basit damıtma. Bu da doğru. Katı sıvı homojenlerde basit damıtma kullanıyoruz. Çiçekler parfüm elde edilmesi özütleme değil, öz kütle değil. Ekstraksiyondur. Yani öz kütle değil, özütleme. Bu yanlıştır. Doğrular 1 ve 2'dir. Geçelim. 15'e geldik. Şöyle yapalım, daha fazla karışmasın. Farklı bir renkle devam edelim. Yukarıda verilen karışımların hangilerinin ayrılmasında çözünürlük farkından yararlanılmaz? Zeytinyağı su da öz kütle farkından yararlanıyoruz. Nikel tozu, kükürt tozu, mıknatıslanma olur. Bu da olmaz. Tuz, şekerde çözünürlük farkı kullanılır. Naftalin tuz, biri çözünür, diğeri çözünmez suda yine çözünürlük farkı kullanılır. Kullanılmayanlar sorulmuş. 1 ve 2'dir. Sıradaki sorularımıza geçmeden şöyle temizleyelim arkadaşlar. Şurada sorularımızı çözelim. Şöyle herhalde çözeriz. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırmak için önerilen yöntemler verilmiştir. Buna göre hangi karışımı ayırmak için önerilen yöntem yanlıştır? Kanın ayrıştırılması, temizlenmesi diyalizdir, doğru. Çayın demlenmesi ekstraksiyon olarak geçer. Tuz, şeker, ayrımsal kristallendirme. Mazot su ayrımsal damıtma değil, ayırma hunisidir. Kum su karışımı süzmeyle ayrılır. Nikel tozu, kum, tuz ve talaştan oluşan bir karışım. Öncelikle mıknatıslama ile arkadaşlar, mıknatısla nikel tozunu ayırırız. 2 ile başlıyoruz. Şunları gitti.
Daha sonra suda çözeriz. Suda çözdüğümüzde suya attığımızda talaşlar üstte kalır ve yüzeyden toplanır. 1-4 şeklinde devam etmemiz lazım. Cevap çıktı ama 1-4 talaşları yüzeyden topladık. Kum, tuz ve sudan oluşan karışımı süzdük. Kumlar ayrıldı. En sonunda da buharlaştırma ile suyu uzaklaştırdık. Tuz kaldı. Cevap B'dir. Ve son sorumuzu da çözelim şurada. Tamamlamış olalım. Bir eşleştirme sorusu. Benzin su. Arkadaşlar ayırma hunisi ile ayrılır. Tebeşir tozu su süzme ile ayrılır. Tuz çekerse ayrımsal kristallendirmedir. Bu durumda cevabımız bir Balıkesir, iki Adana, evet, 3 Ceyhan. Bu testin çözümleri de böyleydi arkadaşlar. Bir başka çözümde görüşmek üzere. İyi günler.